Frota ile ilgili birkaç bir şey söylemek istemekteyim. Dün kap geldi. Güzel de bir kap. Ne diyor burada bakalım. Tabi bu kap geldi hemen tavan oldu zaten hisse de. Şimdi daha borsa açılmadı saatte. 9 bakalım nasıl açılacak. Ne diyor burada? Bir tonluk orta ticari aracımız. Yeni nesil Ford Transit Custom ailesinin dizel şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV ve tam elektrikli versiyonlarının Ford Otosan tarafından Kocaeli fabrikalarında 2023 yılının ilk yarısından itibaren kademeli olarak ve çoğu ihracata yönelik olarak olacak şekilde üretilmesi öngörülmekte. Tabi bu yeni bir haber değil zaten. Bakın Ford Otosan elektrikli araba fabrikası yazınca bakın 4 Aralık 2020 Bloomberg'de paylaşılmış Ford Otosan elektrikli araç fabrikasına 20-20,5 milyar TL yatıracak diye bir haber varmış mesela. Ayrıca Ford Motor Company ve Volkswagen'in stratejik ortaklığı kapsamında Volkswagen AG'nin yeni nesil bir tonluk ticari araç modelinde Ford Otosan tarafından Kocaeli fabrikalarında üretilmesi öngörülmektedir. Yani hem elektrikli araç projesi var okey, bir de buna ilaveten bir tonluk ticari araç şeysi de çıktı benim anladığım kadarıyla. Şimdi Volkswagen'in yani bir haber daha geldi. Ford Otosan'da hikaye bitmiyor gördüğümüz gibi. Neden bitmiyor? Çünkü şirket çok iyi karlar yaptığı için. Bu yüzden. Çünkü kim kar edecek? Daha önce kim kar ettiyse o kar edecek. %99 ihtimal. Bu devran böyle gelmiş, böyle gider. Bir patronun ve şirketin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Bakın Ford Otosan bu yıl zaten %70 büyümüş. İşte büyük tahta gitmiyor, öyle bir şey yok. Bakın şirket %70 büyüyünce nasıl gidiyor? Şöyle genç borsacı Frota yazınca da çıkıyor videoları. Bakın 3 hafta önce, bir ay önce o zaman 160 TL'ydi Frota ben bu videoyu yaptığımda bir ay önce. Sonradan bir 220'ye çıktı. Ve bu yüzde kaç oluyormuş? %37 kar oluyormuş. Çok iyi. Bir haftada 2 haftada %37 yükselmesi iyi bir şey. Tabi Frota'nın yolu daha çok uzun. 220 falan. Az vız gelir Frota için ama tabi bu hemen olacak bir şey değil. Bakın Frota tamam %70 büyüdü diyoruz ama bu bir yıl içinde oldu. Yani bir şirket %70 büyüdüyse hissesi de bir yılda %70 artacak demek bu. Ha ama şu haberlerle işte 20 milyarlık elektrikli araba fabrikası haberiyle de borsa geleceği satın alır biliyorsunuz. Şimdi bu yatırımları, bu yatırımın getireceği karları da şimdiden satın almaya kalkarsa tabii ki artık düşünemiyorum Frota'da neler olur. Bir de Frota Ford Otosan vs Ford adayı düşük sermayeli hisse diye de bir videom var. Orada diyorum ki ısrarla Frota kadar hiçbir alt pazardaki hisse öz kaynaklarını oransal olarak büyütemeyecek. Çünkü böyle bir hisse yok. Öz kaynaklarını bir yılda %70 arttırabilen bir alt pazar hissesi var mı? İşte Frota yerine Frota olabilecek yeni hisseler bulmak lazım. Öyle bir dünya yok. Çünkü herkesin kulvarı farklı. Evet, alt pazardaki bir hissenin hedefi Frota olmak olabilir ama Frota'nın da hedefi bir dünyadaki popülerliğini arttırmak. Daha büyük bir araba firması olmak. Sen Frota oldun diye senin hedeflerin bitmiyor ki. Frota 5 yıl önce kaç paraydı? Şimdi kaç para? Nasıl gitmiş hisse? Yani dolayısıyla büyük hisse gitmiyor diye bir şey yok. Şirket büyüsün, bakın nasıl gidiyor. Şirketin yeni projeleri, yeni yatırımlar olsun, bakın nasıl gidiyor. Sasa da çok büyük bir tahta. Sasa da düşük sermayeli bir hisse değil ama bakın nasıl gitti. Frota düşük sermayeli bir hisse değil, bakın nasıl gitti. Bir yıl önce kaç para, şimdi kaç para? 5 yıl önce kaç para, şimdi kaç para? Tabii ki çok büyük zararlar eden şirketin kağıtlarının lot sayısı az diye şu bu böyle çok fazla yükselen hisseler de oldu. Evet ama onların geri çekilme ihtimali bulunmakta ve bu yüksek bir ihtimal. Önemli olan şirketin yani bir hisse yükseldi diye orada kalacak diye bir kural yok. Bunun altını ettiği karlarla dolduramadıysa bu spekülatif bir hareket oluyor ve geri çekilmeler ve hatta başladığı noktaya geri dönmeler olabilmekte. Şimdi iyi haberler var. Frota'nın yolu daha çok uzun. Neden çok uzun? Çünkü bakın 2023 yılına kadar 20 milyar TL'lik elektrikli araç fabrikası 2023 yılında üretime başlanması planlanmakta. Evet gördüğümüz gibi bu araba fabrikası işine ek olaraktan bir tonluk yeni bir iş daha çıktı ortaya. Ford Otosan'da hikaye bitmez, bitemez. Şirket böyle iyi yönetildiği sürece ve karlılık böyle devam ettiği sürece. İzlediğiniz için sağ olun.